gözlemleyerek öğrenme, bobo bebek deneyi ve sosyal bilişsel kuram. Çevrede küçük çocuklar varken davranışlarımıza dikkat etmeliyiz. Sağduyu bunu gerektirir. Çünkü çocuklar kötü davranışları örnek alabilir. Mesela okul öncesi dönemde kullanmamaları gereken bir iki kelime öğrenebilirler. Buradaki kaygı şu. Çocuklar kötü davranışlarımızı gözlemleyebilir ve gözlemleyerek öğrenebilir. Albert Bandura bu konu üzerine araştırmalar yapmış bir psikolog. Bobo bebek deneyi olarak bilinen çok meşhur bir psikoloji deneyine imza atmış. Bu deney çok ünlü psikolojik araştırmanın bir parçası. Şiddet içerikli bilgisayar oyunlarının yasaklanmasına dair tartışmalarda bu araştırmadan alıntılar yapıldığını duymuş olabilirsiniz. Eğer duymadıysanız şöyle söyleyeyim. Bobo bebek içi hava dolu oyuncak bir bebek. Yumruk atınca hiçbir şey olmuyor. Çocuklar hala böyle oyuncaklarla oynuyor mu bilmiyorum. Sonuçta artık Xbox filan gibi bir sürü teknolojik oyuncak var. Ama bu deney 1965'te yapılmış. O zamanki oyuncaklarla karşılaştırınca bu bayağı bulunmaz int kumaşı gibi kalıyor. Neyse, şişirilebilen bir bebek bu adı Bobo çünkü üstünde palyaço resmi var. Deney şöyle yapılıyor. Bir grup çocuk bir laboratuvara alınıyor ve bu çocuklara bir resim iş projesi veriliyor. Ha, buraya kadar her şey yolunda. Yalnız işin ortasında adamın biri geliyor ve bu oyuncak bebeğe vurmaya, yumruk ve tekme atmaya başlıyor. Oyuncak bebeğe fiziksel olarak saldırmakla kalmıyor, bir yandan da vur, tekmele diye bağırıyor. Bunu on dakika boyunca yapıyor. Arda arkası gelmeyen yumruklarıyla oyuncak bebeği kan revan içinde bırakıyor. Tabii bir oyuncak ne kadar kan revan içinde kalırsa artık. Tüm bu süre zarfında da vur, tekmele diye bağırıyor. Çocukların bazıları bu davranışı gözlemliyor, bazıları da hiç tınmıyor resim iş projelerine o kadar dalmışlar ki dünya yansa umurlarında değil. 10 dakika sonra adam gidiyor. Deneyin bir sonraki aşaması çocukların öfkelendirilmesini gerektiriyor. Ve araştırmacılar bu konuda biraz zalimce davranıyor. Çocuklara çözsünler diye çözülmesi imkansız bir yapboz veriyorlar. Yani yapbozun bazı parçaları eksik. Düşünsenize yapbozu tamamlayamıyorsunuz. Çok gıcık bir durum ama öyle değil mi? Araştırmacılar da bunun farkında. Çocukların öfkeleneceğini biliyorlar. Tek taraflı bir aynanın arkasından çocukların bu öfkeye verecekleri tepkiyi gözlemliyorlar. Çocuklar laboratuvardaki bir odaya alınıyor. Oyuncaklarla dolu bir oda bu. Mesela bir balon var. Güzel bir peluş ayıcık var. Ve tabii bobo oyuncağı da orada adamın 10 dakika boyunca dövdüğü oyuncağın ta kendisi yani. Araştırmacılar şunu gözlemliyor. Çocukların çoğu oyuncak bebeğe yaklaşıp vuruyor. Vurmakla da kalmıyorlar, vuranların çoğu vur tekmele diye bağırıyor. Adamın kullandığı kelimelerin aynını kullanıyorlar. Bu deney neyi ortaya koydu? Çocuklar insanların davranışlarını gözlemleyerek öğrenebiliyorlar şiddet içerikli bilgisayar oyunlarının veya filmlerin çocuklara yasaklanması tartışmalarında bobo bebek deneyi sık sık gündeme geliyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bunun nedeni şu. Bu deney çocukların davranışları gözlemleyerek öğrenebildiğini gösterdi. Ama bir davranışı öğrenmekle o davranışı sergilemek iki ayrı konu. Çocukların çoğu oyuncağa saldırdı ve bu sırada adamın kullandığı sözcükleri söylediler. Yani evet, çocukların büyük çoğunluğunun oyuncağa şiddet uyguladığını söyleyebiliriz. Ama hepsi şiddet uygulamadı. Yani bu saldırgan davranışı çocukların tamamı öğrenmedi. Bendura haliyle merak etti. Bu çocukların ne farkı vardı? Onlar neden oyuncağa aynı muameleyi layık görmemişti? Yoksa bu saldırgan davranışı öğrenmemişler miydi? anlamak için az önce anlattığıma çok benzer başka bir deney yaptılar. Bu deneyde laboratuvara bir televizyon kurdular. O zamanlar bu tavşan kulak antenler kullanılıyor olsa gerek. Bu televizyonda çocuklara birinin Bobo oyuncağına saldırışı izletildi. Görüntüdeki adam yine vur, tekmele diye bağırıyordu ama bir fark vardı. Saldırıdan sonra gelen videoda adam oyuncak bebeğe karşı böyle davrandığı için cezalandırılıyordu. Birileri poposuna şaplak atıyor ve yaptığı şeyin çok kötü olduğunu söylüyordu. Böylece çocuklar bu davranışın sonucunu görmüş oldu. Videoyu izledikten sonra yine oyuncaklarla dolu bir odaya götürüldüler. Çocuklardan bazıları yine Bobo oyuncağının yanına kadar geldi ve ona vurmaya başladı. Sadece vurmuyorlar, bir yandan da vur tekmele diye bağırıyorlardı. Bunu yapan bu çocuklar. Peki ya bu çocuklar? Acaba davranışımı öğrenememişlerdi? Araştırmacılar bunu anlamak için çocuklara bir nevi rüşvet vermeye karar verdi. Televizyonda gördükleri davranışı taklit edebilmeleri koşuluyla onlara çıkartmalar, meyve suları, yani çocukların seveceği türden şeyler vermeyi vaat ettiler. Sonuçta gördüler ki çocuklar bu davranışı gerçekten de taklit edebildi. Bu kavram öğrenme performans ayrımı olarak biliniyor. Öğrenme performans ayrımına göre bir davranışı öğrenmekle o davranışı gerçekleştirmek iki ayrı şey. Öğrendiğiniz bir davranışı gerçekleştirmeyebilirsiniz. Bunu şu şekilde de söyleyebiliriz. Bir davranışı sergilemiyor olmanız o davranışı öğrenmediğiniz anlamına gelmez. Bu çocukların başta baba oyuncağına şiddet uygulama davranışını sergilememiş olması bu davranışı öğrenmedikleri anlamına gelmiyordu. Rüşvet olarak meyve suyu çıkartma gibi sevdikleri şeyler verilince anlaşıldı ki bu çocuklar aslında bu saldırgan davranışı sergileyebiliyordu. Yani uygulamamış olsalar bile aslında öğrenmişlerdi. Şiddet içeren bazı bilgisayar oyunlarının yasaklanmasına dair klasik tartışmalarda da önemli olan bu. Çünkü sansüre karşı insanların argümanı şu oluyor. Benim çocuğum da şiddet içeren oyunları oynuyor ama saldırgan değil. Veya benim çocuğum da şiddet içerikli filmler izliyor ama televizyonda gördüğü bu davranışları sergilemiyor. Halbuki gördükleri davranışları sergilemiyor olmaları, bu davranışları öğrenmedikleri anlamına gelmiyor ki. Düşünmesi bile ürkütücü, öyle değil mi? Bendura öğrenme konusunda bir kuram oluşturdu. Bendura'nın sosyal bilişsel kuramı olarak bilinir. Bu kuramı yani teoriyi öğrenmek zor gibi gelebilir ama aslında hiç de değil. Sonuçta deneydeki bebek teori getirdi. Öyle değil mi? Deneydeki bebek teori getirdi. Evet, aynen öyle oldu. Baş harflerini yazıyorum. D, deneydeki B, bebek, T, teori G getirdi. Bu yöntemi ben uydurdum. Kuramı oluşturan süreçlerin baş harfleri bunlar. D dikkat demek. B bellek. T taklit sözcüğünün ilk harfi. G de güdülenmeyi temsil ediyor. Güdülenme. Bunlar Bendura'nın sosyal bilişsel kuramını oluşturan dört bileşen. Dikkat, bellek, taklit ve güdülenme. Şimdi bunu bir örnekle anlatayım. Diyelim ki size yıldız çizmeyi öğretmek istiyorum. Bunu yapmayı öğrenmenizi istiyorum mesela. Nasıl çizdiğimi gördünüz öyle değil mi? Diyelim ki bu teknoloji harikası yıldızı daha önce hiç görmemişsiniz. Anlaştık mı? Şimdi dikkat süreniz yıldızı çizerken yaptığım hareketleri takip edebileceğiniz kadar uzun olmalı. Ama dikkat süreniz tek başına yeterli değil. Yıldızı nasıl çizdiğimi hatırlayabilmeniz için de bir belleğe ihtiyacınız var. Yaptığım şeyi taklit edebilmelisiniz. Şimdi yıldızı silelim. Evet, sizden aynı yıldızı aynı şekilde çizmenizi istersem yapacağınız şey taklit etmek olur. Bunun için de bir belleğe ve yeterli bir dikkat süresine ihtiyaç duyarsınız. Ha, tabii bir de güdülenme var. Bir yıldız çizebiliyorsanız demek ki hareketlerimi takip etmek için yeterli dikkat süresine sahipsiniz. Nasıl yaptığımı hatırlayabilecek belleğe de sahip olduğunuzdan eminim. Yıldız çizimimi taklit etme yeteneğine de sahip olduğunuzdan şüphem yok. Peki ama bunu yapmak için yeterli güdüye sahip misiniz? Eğer sahipseniz bunu yaparsınız. İşte Bendura'nın sosyal bilsel kuramı bu. Deneydeki bebek teori getirdi. İşte burada